Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 18. haftası 3. videosundayız. Yani çemberde uzunlukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru çözümündeydik yine soru çözümündeyiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Geçen dersimizde en son örnek 9 yapmıştık arkadaşlar. Şimdi örnek 10'dan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yarıçap uzunlukları 7 birim ve 2 birim olan çemberlerin ortak dış teğet uzunluğu 12 birim olduğuna göre. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen çemberleri çiziyoruz. Yarı çap uzunlukları 7 birim ve 2 birim olan bir çemberi çizdik. Sonra diyor ki ortak dış teğet uzunluğu hemen ortak dış teğetini de çizdik ve burası kaç birimmiş? 12 birim olarak verilmiş. Çemberler arasındaki en kısa mesafe. Arkadaşlar bakın böyle cümleleri duyacaksınız. İki çember arasındaki en kısa uzaklık, iki çember arasındaki en fazla uzaklık gibi ifadeleri duyduğunuz zaman merkezleri birleştirirsiniz. En kısası burasıdır. Merkezleri birleştirdiğinizde bu doğru devam ettiğinde bu çemberler arasındaki en fazla uzaklıkta tam olarak burası yapar. Zaten niye en kısa uzaklık? Hocam şuradan şuraya mı en kısasıdır? Ya da merkezleri birleştirdiğimizde burası mı en kısasıdır? Tabii. Merkezleri birleştirdiğiniz zaman en kısa mesafe şurası olur. Şimdi ne yapıyoruz? E hocam yarı çaplarda 7 ve 2 birim diye vermişti zaten. Merkez var. Teğet var. Çektik. Çektik. Dikmelerimizi çizdik. Hop 90 derece 90 derece. Şurası 7 burası kaç? 2. Hocam amacımız dik üçgen oluşturmak ve öncelikle bunun da yarı çapı 2. Burası da 2. 7 ve 2 olduğundan bunları da yerleştirelim. Bu amacımız dik üçgen oluşturmak değil miydi? Evet yarı çap çizemiyoruz. E dik dörtgen. Hadi bakalım dik dörtgen çizelim. Hop şöyle dik dörtgen oluşturacak olursak. Çünkü dik yamuk var burada. İnsan olan ne yapar? Dik dörtgen oluşturur. Hop şöyle oluşturduk. 2 ise hocam burası 2'dir. Buraya kaç kaldı? 5. E 12 ise burası da 12. Hop Pisagor. 5, 12, 13 üçgeninden 13 yaptı. Bizden x isteniyor. x artı 7 artı 2 13 olduğundan x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle 4 çıktı. Hatırlayın bununla ilgili bir formül vardı. Ee, dış teğet uzunluğu ve merkezler arasındaki uzaklığı ile ilgili. Böyle bir formülü ezberlemeye gerek var mı? Görüyorsunuz. Gerek yok arkadaşlar. Evet örnek 10'u böylelikle 4 bulduk. Geldik örnek 11'e. Yukarıdaki şekilde o1 ve O2 merkezi çemberlerin yarıçapları sırasıyla 9 ve 3'tür. Hemen yazalım arkadaşlar. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Hemen yaptık bunları. Şurası kaç? 9. Burası kaç? 3 olarak verilmiş bana. Tamam. Yazdık bakalım. Şurası da 90 derece. Burası da 90 derece. Merkezler arasındaki uzaklık da verilmiş bana. Hemen merkezler arasındaki uzaklığı da kullanayım. Hocam burası 15. E, 90'lıklar var. İlk etapta dik üçgen oluşturmak istiyoruz. Dik dörtgen oluşturmak en etkili yöntemimiz değil miydi? Evet. Dik dörtgen oluşturalım hocam. Şuradan oluşturduğumuz zaman dik dörtgeni. Hocam 90 derece. E burada ne var? 3 ise burası 3 ve şurada bir pisagor bağıntısı çıktı. Pisagor bağıntısı. Bak dikkat. Şurası kaç oldu? 12, 15 ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden burası kaç çıktı? 9 çıktı. Tamam. Burayı 9 bulduk. Buna göre diyor. Devamı var sorunun küçük çember doğru üzerinden ok yönünde kaç santimetre aşağı kaydırılırsa ok yönünde aşağı doğru kaydıracağım ben bunu. Atıyorum çember hop şuraya geldi. Ok yönünde çember doğru üzerinde kaydırdım buraya geldi. Tamam mı? Merkezler arasındaki uzaklık 5 santimetre artar diyor. Merkez buraya mı geldi? Evet. Merkezler arasındaki uzaklığın 5 santimetre arttığı durumu arayacağım arkadaşlar ben. Yani önceden merkezler arasındaki uzaklık 15'ti. Şimdi kaç olsun? 20 olsun diyor bize. E arkadaşlar şu birleştirdiğin zaman bu da doğrusal olmaz mı? Çünkü doğru olan uzaklığı 3 birim. Doğru olan uzaklığı 3 birim. Merkez T'ye çektik. Yaptığım zaman bu da yarı çap. Aynı çember. E o zaman burası da 3 birim. Ya da dikdörtgen oluştu arkadaşlar. Kaç birim aşağı kaydırılırsa merkezler arasındaki uzaklık 20 birim olur diye soruluyor. E zaten şuradaki x isteniliyor bizden. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Zaten hala hala daha burası kaç? 12. Burası kaç? 20. 12 ne üçgeni? 16 20 üçgeni. Yani 9 artı x eşittir 16 ise x'i buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Demek ki ben 7 santimetre aşağı doğru kaydırırsam çemberi. Ne oluyormuş arkadaşlar? Merkezler arasındaki uzaklık 5 birim artıyor. Yani önceden 15 iken şimdi ne oluyor arkadaşlar? 20 birim oluyor. Evet şekli yani yeni nesil diyebiliriz arkadaşlar buna. Aslında çok da kolay bir şekilde çiziliyor. Yeni nesil olması nasıl anlaşılıyor? Yani soru direkt şekilde yok. Bazı şeyleri size çizdiriyor. İşte bir çizik atsanız bile yeni nesil soru olmuş oluyor arkadaşlar. Alın size çemberle ilgili. Çemberle uzunlukla ilgili yeni nesil bir soru. Zor mu? Değil. Formül ezberlemeye gerek var mı? Yok. Bununla da ilgili ortak iç teğet uzunluğuyla alakalı bir formüldü mesela bu. Ee, bu. Bununla ilgili formülü bilmeden de rahat bir şekilde bir şekilde da gördüğünüz üzere yapıyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Yorum sorusu. Bak OE, E, O, F'den küçük demiş. Arkadaşlar OE şu merkezden giriş iki eş parçaya böldüyse burası dik midir? Evet. OE OF'den küçükse bak OE daha küçükse çapa daha da yaklaşıyor. O zaman AB büyüktür. Nedir arkadaşlar? CD olmak zorunda değil mi? Evet. AB CD'den daha büyüktür. Devam edelim. Şimdi CD'yi 5x 3 demiş. Evet şuradaki uzunluğu 5x 3 demiş. Ebenin uzunluğunda x artı 9 demiş. Hocam burası da x artı 9 mu? Evet. E o zaman burada ne çıktı arkadaşlar? Aa, ben şu yorumu buldum. Başta dedik o e daha küçükse OF'den, kirişe daha yakındır. A b C'den daha büyüktür. AB b uzunluğunu ne bulduk? 2 x artı 18 bulduk. Büyüktür. 5 x eksi 3'ten buradaki kirişten. 5 x eksi 3'ten. Buradan 21 büyüktür. Kaç x? 3x mi geldi? Evet 7 büyüktür. x geldi arkadaşlar. Yani buradan x küçüktür 7 gelir. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. O zaman x en büyük hangi tam sayı değeri alır arkadaşlar? 6 tam sayı değerini alır. Yani örnek 12. cevabı böylelikle 6 oldu. Geldik örnek 13'e. Aa ne var burada? Çember var ve teğet teğet. Bu teğet uzunlukları ne oluyordu arkadaşlar? Bu teğet uzunlukları birbirine eşit oluyordu. Hocam şu teğet uzunluğuyla bu teğet uzunluğu birbirine eşit. Yani ad'yi zaten bize 13 vermiş. Dolayısıyla burası da 13 müdür? Evet. Sonra abc üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Hmm. Şu üçgenin çevresi soruluyor bize. Yalnız dikkat edin. Burada da bir teğet doğrusu çizmiş. E'de de teğet. Bak şu küçük teğetlerde birbirine eşit değil mi? Evet. Teğet teğet. Şu teğetlerde birbirine eşit değil mi? Evet. E eşitleri de yazalım. Şimdi madem yazdık bunları kullanalım. Hocam x x dersek. Hocam tamamı 13, 13 eksi x kaldı. E şuraya da bir y y dersek tamamı 13, 13 eksi y kaldı. E çevre isteniyor bitti. 13 eksi x artı x artı y artı 13 eksi y çevreye eşittir. Y'ler nanay, x'ler nanay, şi nanay yavrum şi nanay. Yani cevap 26 çıktı arkadaşlar. Evet genelde böyle küçük teğetleri böyle gözden kaçırıyoruz. Ondan dolayı yapamıyoruz. Zü, tam buna dikkat edin arkadaşlar. Evet farklı bir soru grubuna geldik. Çemberler birbirine değiyor. Ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. İlk işim bu. Çemberde açıda ne yapıyorduk? Hop ortak teğeti çiziyorduk. Ama burada ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçer. Şimdi ABCD kare demiş. AD'yi de 6 birim diye vermiş. Her yer 6 birim mi? Evet. Hocam burası da 6 birim. E bu yarı çap yarı çap olduğundan 3 birim 3 birim oldu. Hatta bunun da yarı çapı 3 birim. E hocam burası da R. Burası da R diyecek olursak BD uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Hmm. Arkadaşlar biz merkezleri birleştirince direkt dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Dik üçgenin neresi lazım bana? Şurası lazım. Hocam burası tamamı zaten 6'ydı bunun. Burası 6 eksi değil mi? Evet. Dik üçgenin kenarları belli oldu. Hala hazırda zaten onu yapınca karşımıza ne çıkar demiştik? Dik üçgen çıkar demiştik. Çıkmasaydı anahtar kelimeleri kullanacaktık tabii ki. Ya da dikdörtgenle dikdörtgenle üçgenler yapacaktık. Ki biraz sonra öyle sorular da vardır. Şimdi ne yapacağız burada? Pisagor bağıntısı. R artı 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6 eksi R'nin karesi. İşlem işlem işlem. 3 varsa ne üçgendir? 3, 4, 5. Hocam burası nedir? 4, burası 5 olursa yani R yerine 2 yazarsam burası da 4 sağlanıyor. 3, 4, 5 üçgeni sağlanıyor. R'yi buradan 2 bulduk ama bizden BD isteniyor arkadaşlar. Dikkat. R'yi 2 bulduysan hocam bak burası da R burası da 2. E bunun tamamı 6'ydı değil mi? Karenin bir kenarı olduğundan 6 burası ya. E burası da 6. 2 4 ise burası. Buraya da ne kaldı? 2 kaldı. Bizden X isteniyor. X de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? Yani X artı 2 4'e eşit olduğundan hatta onu yazalım hemen böyle. X'i de böylelikle 2 buluruz arkadaşlar. Evet örnek 14 2 oldu arkadaşım. Geldik örnek 15'e. Arkadaşım ne var burada? Hemen çemberler birbirine değiyor. Hop merkezleri birleştir. Tam olarak değme noktasından geçmek zorunda. Bunu unutma kardeşim. Öncelikle 12 ise 12'yi yazalım. Eksik parçaları şöyle kullanalım. Hocam yarı çapı 9. Burası da yarı çap. Burası da yarı çap mı? Evet. E bizden ne isteniyor? E merkezinin yarı çapı. Bunun yarı çapı R. Bu da R. E bu da R. bunu da yazalım. Dik üçgen çıktı mı çıkmadı? E dik üçgen oluştur kardeşim. Ne var burada? Hocam dik yamuk var burada. Hemen şuradaki dik yamuğu fark etmişsindir. E, dik yamukta 90 derece var. Ne yapıyorduk? Amacımız dik üçgen oluşturmak değil miydi arkadaşlar? Hemen aratar kelimeyle oluşturamadığın zaman ne yapıyorsun? Şuradan hop dik dörtgeni oluşturuyorsun. Oluşturduğun zaman dik dörtgeni R iken R, 9 eksi R kaldı. 12 iken burası da 12 mi oldu? Evet. Burada da bir pisagor yaparsak R artı 9'un karesi eşittir. 9 eksi R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Gençler R'yi bulalım bakalım. Hisset. Ne vardır burada? Dik kenar 12. Biraz 12 kalabalıktı. Ya 5, 12, 13 ya 9, 12, 15 ya 3, 4, 5'in bir, 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 bir de 4 katı oluyordu. 12, 16, 20 oluyordu. E o zaman bakacağız. 5, 12, 13 sağlanıyor mu? R yerine ben 4 yazarsam burası 13 yazıyor. 4 yazarsam burası da 5 olur mu? Evet. Zaten bak dikkat et 9'dan küçük özel üçgenler 12 olan da sadece 5, 12, 13 var. R yerine 4 yazdığımızda 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Zaten bizden de bu yarı çap isteniyor. Cevabımız böylelikle 4 çıkar arkadaşlar. Geldik örnek 16'ya. Hocam yarım çember verilmiş. Yarım çember soru çözümü için yeterlidir. Sakın bunu yapmayın. Çembere başladığımdan beri ben bunu söylüyorum zaten. Değil mi gençler? E ne yapacağız hocam? Merkezler verilmemiş hocam. E, merkezin arkadaşlar bak adam sana AB çaplı demiş. Bak tüy veriyor sana. Yani senin çemberin merkezi bir tanesi burada. E bir tanesi de şuralarda bir yerlerde olsun. E birbirine teğet çemberler var ya. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Bu arada öncelikle bunun yarı çapı kaç? 36. Çapı 36 özür dilerim. Yarı çapı kaç yapacak? 18, 18. Yani buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Şimdi çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir. Ama merkezleri birleştirmemizdeki amaç değme noktasıyla doğrusal olması değil miydi? Evet. Hop şu anahtar kelime. Direkt bu ek çizim değil bu anahtar kelime. Refleksiniz bunlar. Evet hemen çizdik bunu. Bu, bu ve bu doğrusal olacak. Bu kesinlikle yapacağımız hamle. Hocam bunun yarı çapı R mi? R. Başka bir şey var mı? Aslında bak çaktırmadan verilmiş. Teğet verilmiş. T noktasında görüyorsunuz arkadaşlar. T ve C noktalarında teğet demiş burada. Verilen bilgiyi kullanacağız. Ne var burada? Merkez var. Teğet var. Çektik. Ama lütfen çektik yapınca yarı çap çizdiğinizi unutmayın. Yarı çap uzunluğunda R diye gösterin. E hocam bu yarı çapın tamamı kaçtı? 18 değil miydi? 18. Buraya 18 eksi r mi kaldı? Evet. Pisagor yapacak olursak 18 eksi r'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlem. 12 varsa 5, 12, 13, 9, 12, 15, 12, 16, 20 olabilir. Ama R yerine 5 yazarsanız 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Bizden de zaten bu isteniyor arkadaşlar. Cevabımız ne çıktı? 5 çıktı. Örnek 16'yı 5 bulduk geldik örnek 17'ye. Örnek 17'nin bende böyle bir anısı var. Mat Lise matematik öğretmenim hiç unutmam. Matematiğim çok iyiydi de geometrim ne nasıl kötüydü. Sınavda çıkmıştı ya yapamamıştım ya. Böyle formül var mı? Formül var mı? R çarpı L ile ilgili böyle sınavda çıktığı zaman böyle kendi kendime sorguluyordum. Çok formülcüydüm. Yani geometri de o zaman o yüzden yapamamışım. Onu fark ettim. Formül değil kardeşim. Senin bilgilerim var. Üçgeni artık öğrendiysen sen her şeyi yaparsın. Her şeyi yaparsın. Hadi bakalım. Çemberler birbirine değiyor mu? Değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Hop değme noktasından geçecek. Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Senden R çarpı R isteniyor. Hocam şu 90'ları da şöyle bir yazalım bakalım. Burası R burası da büyük R. Hocam burası da büyük R burası da küçük R mi? Evet yarıçapları çapları yazmayı unutmuyoruz. E ne yapacağız? Amacımız dik üçgen oluşturmak. Ne var burada? Hocam şurada gördüğünüz üzere bir tane bir dik yamuk var. Hemen dik dörtgen oluşturalım arkadaşlar dik üçgeni nasıl çizeceğiz? Şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak. Hocam 90 derece 90 derece. R iken R buraya ne kaldı? R eksi R'ye kaldı. E Pisagor bağıntısını burada yapacak olursak hatta burası da 4 birimse burası da 4 birimdir. Hocam Pisagor çıktı. E ne duruyorsun? Hadi yapsana. Hadi bakalım. R artı R'nin karesi eşittir. R eksi R'nin karesi artı 4'ün karesi değil mi? Evet. Hocam 2 bilinmeyen var. Yap kardeşim işlemini. Bazen elin çalışacak sadece. Yani r kare artı 2 r r artı r kare eşittir. R kare eksi 2 r r e artı küçük r'nin karesi yani r kare artı bir de 16'sı var. Artı 16 yaptı. E buradan r kareler gitti mi gitti. Küçük r kareler gitti mi gitti. Eksi 2 r r'yi öbür tarafa attık. Artı 4 r r yaptı. Eşittir 16 yaptı. E buradan r çarpı r de neye eşit oldu arkadaşlar? 4'e eşit oldu. Kendiliğinden işlem çıktı arkadaşlar. Bak çok iyi hatırlıyorum ya. Lise 3'teydim galiba. Evet. Lise 3'teyken gelen bir soruydu. Ee, arkadaşlar. Lise 2 ya da Lise 3'te. Tam o kısmı hatırlamıyorum. Ferhat da neredeydi? Hatta matematik öğretmeni. de Handan Hoca. Evet. Adnan Menderes Lisesi bu arada. Balıkesir Adnan Menderes Lisesi mezunuyum. Süper lise. Bizim zamanımızda süper lise vardı. Evet gençler. Böylelikle örnek 17'yi de bulduk. Geldik örnek 18'e. En sevdiğim soru tiplemelerinden biri yine. <laughs> Bakalım. Bu soru tiplemelerini alıştığınız değişik versiyonlarını koyuyorum. Çünkü ben böyle bir soru tipinin çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. O yüzden çemberde açıda da gördük. Çemberde açıda da birkaç tane versiyonunu gördük. Şimdi uzunlukta da böyle bir şekilde yazmışım arkadaşlar. Bakalım soru ne diyor. Zemine dik olarak duran daire şeklindeki tahtadan, teker, tahtadan tekerleğin yarı çapı 10 cm'dir. Tekerlik testere ile düz bir şekilde 16 cm kesilip şöyle iki parçaya ayrılıyor parçalar şekilindeki gibi birbirine teğet olacak şekilde konulduğunda CD kaç santimetre olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şuradaki x soruluyor. Öncelikle siz artık bunun mantığını kavradınız. Ee, öncelikle siz kendiniz yapar mısınız arkadaşlar? Lütfen. Bir uğraşın bakalım. Yapın bakalım. Yapabiliyor musunuz? Bu bizim için çok önemli gerçekten. Hadi bakalım. Ben şimdi şunu yapayım. Ee, öncelikle hocam kesilmeden önceki hali böyle. Hani zaten bir parçayı kesip başka bir yere koyduğunuz zaman Eşitliği önemliydi. Dairede bir parçayı kesip başka bir yere koyduğunuz zaman bu sefer bak şimdi sen bu parçanın daireye tamamlanmış, yani şuradan bir şey kestin ya, şuradan kestin, şu parçayı kestin. E bunun daireye tamamlanmışı bu değil mi arkadaşlar? Yani bu parçanın daireye tamamlanması bu tekerlek. E, buraya koydun sen o parçayı. E bunu şöyle bir daireye tamamlayacak olursak eğer hocam şu ile şu birbirine ne olmak zorunda? eş olmak zorunda. Çünkü bu dairenin şey tamamlanmış hali. Da bu kesmenin daireye tamamlanmış hali. Hop. Şunlar birbirine eş dedik. E ne yapacağız hocam? Çemberler birbirine değiyor. Bak teğet oldu artık burada. O zaman çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorsak onu yapacağız. Hocam çemberin bir tanesinin merkezi burada. Bir tanesinin merkezi burada. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Hop şöyle. Tamam birleştirdik. Birinin yarıçapı kaç? Hocam yarıçapı zaten bize kaç vermişti? 10 olarak vermişti. Burası da 10, burası da 10. Hocam kirişin uzunluğu 16. E sen bunu buraya yapıştırdın ya. Buradaki kirişin uzunluğu da 16. E merkez var, kiriş var. Çek dik iki eş parçaya bölecek. 8'e 8 sekiz olacak burası. Şuraya kadar kısmı 8 olacak. Hocam burada da merkez var, teğet var. Çek dik olacak. Çek dik yapalım bakalım. Hocam Burada bir şeyler yapabilir miyiz? Şu yarı çap uzunluğu 10. Burada bir şeyler bulabilir miyiz? Şurası da yarı çap uzunluğu. E, bu da yarı çap uzunluğundan dolayı 10. Hocam şunu da bulursak şöyle bir dikdörtgen. Hani böyle bir merdiven şekli varsa dikdörtgen tamamlayacağım. Ama buradaki uzunluk yok hocam. E, buluruz. Yarı çap uzunluğu. En etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi arkadaşlar? Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdin. E, bunda ikisi eş çemberse eğer. Bunun yarı çapı 10'sa. Bu da 10 değil midir? Evet. 8 10 ne üçgeni 6 tamam şurayı da buldum artık şöyle 90'lar var dikdörtgen oluşturup dik üçgen oluşturmayacağız mı hop alt tarafta dikdörtgen oluştursak hocam burası 6 iken burası da 6 mı olacak evet sonra ne çıktı burada arkadaşlar şurası 8 artı x'e alt tarafta 8 artı x mi olacak evet ve şurada bir dik üçgen çıktı mı çıktı burası 16 burası kaç 10 burası 10 burası toplamda 20 yaptı 16, 20. Ne üçgenim? 12, 16, 20. Yani 8 artı x eşittir 12 olacağından x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıkar. Evet. Çok güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru arkadaşlar. Ee, belli bir kesmeyi başka bir tarafa tamamlayınca, yapıştırınca ya da başka bir yere taşıyınca o kesmeyi daire yaptığınız zaman iki dairenin eş olmasını bak tekrar söylüyorum. Yurt dışında kullanılıyor. Ama bak ben yurt dışından alıp koymadım bu soruyu. Bu sorular. Önce ben yazdım sonra yurt da kullanıldığında gördüm. Yani ÖSYM arkadaşlar sorabilir. Bu mantıkta soru sorabilir. Lütfen dikkat. 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 Tamam mı gençler? Evet böylelikle örnek 18'i hallettik mi hallettik. Geldik teğetler dörtgenine. Bunu bir sonraki videomu yapalım? Yok. Kuvveti bir sonraki videoda yapalım arkadaşlar. Burada uzunlukla alakalı şeyi halledelim. Şimdi teğetler dörtgeni. Arkadaşım teğetler dörtgeni adı üstünde teğetlerden oluşan dörtgene biz ne diyoruz? Teğetler dörtgeni diyoruz. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşittir. Sebep kendiliğinden çıkıyor zaten. A birimse A birim, B birimse B birim, C birimse C birim, D birimse D birim değil midir? Teğet teğet uzunlukları Evet dikkat et A artı B artı C artı D diyeyim burası. Evet şu karşılıklı kenarlara dikkat et. A, B, C, D diye mi toplamları? Evet. Gerçekten karşılıklı kenarlar toplamları birbirine eşit oluyormuş. Ama bana soracak olursanız bununla ilgili hocam ben bu kuralı bileyim mi diye soracak olursanız kesinlikle bilmeyin arkadaşlar. Gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Hatta bununla ilgili ben şöyle bir soru yazmışım ama şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Paralel kenarın içerisinde arkadaşlar şöyle bir çember falan koyarlar böyle. Şuradan da bir teğet çizerler böyle işte e, bununla alakalı paraya kenarın bir kenar uzunluğunu verirler böyle hatta bu köşeye gelir e, bu uzunluk verilmiş İşte ne derler şu yamuğun çevresini sorarlar ne bileyim paraya kenarın çevresini sorarlar bir şeyleri sorarlar arkadaşlar şuralara AA, BB b deyip işlem yapacak olursanız arkadaşlar e, şurası a, a burası BB diye işlem yapacak olursanız hatta a artı b iken burası da a artı b olacak burası c iken burası da c diyebiliriz A burası A artı C iken burası da A artı C. O zaman burası A artı C eksi B yapar. Şurası değil mi? Ee, ondan sonra başka neresi kaldı? Şurası kaldı. Hocam şuraya da X dersek X deyip işlem yapın. Bu işlemde topladığınız zaman yine aynı çevresel değere falan karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an salladım ama karşınıza bununla ilgili böyle bir soruyla kar karşılaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmadan ispat yöntemiyle sonuca çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sakın ama sakın. Zaten formülü bilsen burada karşı toplamlar birbirine eşit. Soruda afallarsın. Haberin olsun. Evet şunu bir sileyim. Ben şimdi ne yapayım? Şuraya geleyim. Bir de çevre ABCD'yi e, 2U dersek alanda U çarpı R olur demişiz. Gerçekten gerek. Niye hocam? Şimdi şuraya bir şey diyecek olursak. Merkez diyecek olursak U çarpı R'ymiş. Alandan bahsediyor. Üçgenler oluşturacak olursak. Hocam şöyle bir üçgen. Şöyle bir üçgen şu üçgen ve şu üçgen oluşturacak olursak. Üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulup toplayacak olursam alanı verir mi? Verir. Hocam şurası tamam ben şurada bir ispat yaptım. Şu A artı B artı C artı bir geçelim isterseniz. Bunu ispatladık zaten. Şimdi çevre şuraya A buraya B buraya C buraya da D diyeyim isterseniz. arkadaşlar arkadaşım şu üçgenin alanı nedir? Merkez D'ye çektik Yarıçap çap değil mi bu? A, A çarpı R bölü 2 artı. Hocam burası merkez T'ye çektik. Burası da R diyecek olursak. B çarpı R bölü 2 de burası değil mi? Evet. Artı burası da merkez D'ye çektik diyecek olursak C çarpı R bölü 2. Yani burası da merkez D'ye çektik yapacak olursak R artı D çarpı R bölü 2. Bu neye eşit? Alana eşit. E, gerçekten de arkadaşlar R parantezini alacak olursak A artı B artı C artı D bölü 2. Yani çevrenin yarısı çarpı R. Çevre 2 U ise çevrenin yarısı çarpı e, Yarısı çarpı R alanı mı eşit oldu? Evet. Bunu da ezbere bilmenize gerek var mı? Kesinlikle yok. Kendiniz yine üçgensel alan muhabbetinden sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz teğetler dörtgeni gördüğünüz zaman herhangi bir kural yok efendim karşılıklı kenarların uzunlukları toplam birbirine eşittir. Efendim işte çevresi 2 o dersek alanda o çarpı R'ymiş gibi şeyleri kesinlikle ezberleme. Üçgen bilginle zaten bunu yapabilirsin. Tamam mı? Şimdi geldik örnek 19'a. Arkadaşım. Şimdi demiş ki. AD ile BC birbirine eşit. Arkadaşlar AD ile BC birbirine eşit demiş. Eyvallah. Yukarıdaki şekilde O merkezi çemberin teğetler dörtgeni biçim teğetler dörtgeni çizilmiştir. Bu çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle size şunu söyleyeyim. İkizkenar yamukta arkadaşlar ikizkenar yamukta hatta bunun üzerinde ispat yapayım ben size. İkiz kenar yamuksa eğer bu teğetler dörtgeni. Yukarıdaki şu parçayla şu parça aşağıdaki şu parçayla da şu parça birbirine eşittir arkadaşlar. Hatta şununla da şu birbirine eşit değil mi? Evet. E bununla da bu birbirine eşit. E burası da çift çizgi. Şunlar teğet teğet. Burası da çift çizgi. İkiz kenar yamukta da böyle bir şey oluyor arkadaşlar. E niye hocam? Ezber, ezber yapmayalım ama ikiz kenar yamukta böyle e, kullanabiliriz bunu. Bakalım birlikte e, bunu halletmeye çalışalım. Gerçekten de öyle mi? Ben şuraya bir x dersem burası da x midir? Evet. Buraya ne kaldı? 25 eksi x kaldı. Hocam burası da 25 eksi x kaldı. E hocam burada bir hamle yapmalıyız. 18 burası x ya. Burası da x mi? Evet. Hayır x demeyelim. O x olduğunu ispatlamaya çalışacağız. E, buraya da isterseniz y diyelim. x ile y birbirine eşitliği ispatlarsak kolay bitecek. Hocam burası da y oldu. E bunun tamamı 25. Burası da 25. Buraya ne kaldı? 25 eksi y kaldı. Hani x kenar ya. E hocam burası da 25 eksi y yaptı. E ne yapacağız? Bu bir x kenar yamuk. x kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeler. Dikmeleri hemen indirelim. Hocam şu dikmeyle şu dikme şöyle çizdik. Dikmeler ne yapıyordu? Eşit iki parçaya ayırıyordu hocam. Şu parça ile şu parça birbirine eşit olacaktı. E burada da merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapacak olursak şöyle. Hocam xken, burası da x mi? Evet. Buraya ne kaldı? 25 eksi 2x kaldı. Hocam yken dikdörtgenden dolayı burası da y. Tamam 25 eksi 7. Buraya da 25 eksi 2y mi kaldı? Evet. Gerçekten de 25 eksi x ile 25 eksi 2y birbirine eşit mi? Aynen öyle. 25 eksi 2x eşittir 25 eksi 2y olduğundan 2x 2y eşit olur. X de buradan y'ye eşit olur. Evet. Baştaki söylediğim şey bu şekilde çıktı arkadaşlar. Ha şimdi. Dur. Biz atıyorum. Ben bunu böyle dedim size. Tamam. Bu soruyu öyle çizersek bak çok kolay çıkacak. Bir de formülsüz çözeceğim. Bak ispat yaptım ben burada. Şimdi ispatsız bir şekilde. Ee, şöyle olduğunu bilelim. Hocam şunlar birbirini ortalıyor. Hani 9-9. Böyleyken çok kolay çıkar. Bunu bildiğiniz zaman. E, bilinmesi taraftarı mıyım? Yani bir kere söyleyince akılda kaldığı için bu. ikizkenar kenar yamuksa hemen 9-9 diye ayırır. Normal yamuklarda ayırmıyor ama. Dikkat edin arkadaşlar. Akılda kalan şeyleri de bazen söylüyorum. Ee, yani sorusu çıktığı zaman direkt net bir şekilde yapabiliyorsunuz. E O yüzden bilmeseniz de şimdi nasıl yapılır biraz sonra onu da göstereceğim. Hocam 9-9 diye ayırdı. e O zaman burası da 9. Buraya ne kaldı? 16 kaldı. Sonra e, burası da 9 hocam. E, tamamı 25'ti 25. Buraya da 16 kaldı. E, 16'ya 16. Şurası 16 yapar. T. T. 16 ise burası da 16 mı? Evet. E, x kenar yamuk bu. Ne yapacağız hocam? Şu dikmeleri çizeceğiz kardeşim. E, aynı ispat yöntemindeki gibi aslında. Dikmeleri çizeceğiz sadece daha kolay çıkacak. Dikmeleri çizdin. Sen dikmeyi çizince ne oldu burada? Hop şöyle 90 böyle 90. Hocam dikmeyi çizince iki eş parçaya bölecek burası. 9 9 18 ise burası. Şurası da 18. E, tamamı kaç bunun? 32'den 18 çıktı. 32'den 18 çıktı. 14 bir geldi arkadaşım? Evet burası 7'ye 7 çıktı. 7 25 7 24 25 üçgeninden burası 24 çıktı. Çemberin yarıçapı isteniyor. E yarıçapla ilgili bir işlem yapalım. Merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. Hocam bu da yarıçap bu da yarıçap. 2r 24 eşitse direkt R'de, eşittir r de 2r 24 ise r'yi de buradan 12 diye buluruz. He, şunların eşit olduğunu, böldüğünü bildiğimiz zaman çok net ve daha kolay bir şekilde karşımıza sonuç çıkıyor. Hadi bakalım çıkmamış olsun. Yani biz işi sağlama alalım. Hani bilmiyoruz olalım mesela. Hocam o zaman bilmiyorsak şöyle yaparız. Bu çemberin yarı çapı nedir diye soruluyor. Öncelikle şuraya bir x diyelim. Burası da ne oldu? x oldu. Buraya ne kaldı? 25 eksi x kaldı. Hocam buraya 18 eksi x. Hocam burası da 18 eksi x yaptı. E tamamı 25. 25 yapması için buraya ne kaldı arkadaşlar? 7 artı x mi yapacak? Evet. Hocam burası da 7 artı x oldu. Hocam şurası da 25 eksi burası da 25 eksi x yaptı. Şimdi yine ispat yöntemi gibi aslında aynı şey. İkiz kenar yamuk olduğu için şu dikmeleri çizeceğim ben. E arkadaşlar yarıçapı da kullanmam lazım tabi. Yarıçapı kullanmam için de merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Anahtar kelimeleri kullanınca. X ise burası X yaptı. Buraya 25 2 X kaldı. E çünkü 25 eksi X'den X çıkartacağım. 18 eksi X burası da 18 eksi X. E arkadaşım şu parçalar birbirine eşit olacak ya. E o zaman burası da 25 2 X yaptı. Şu x'in toplamı yani 18 eksi x ile 25 eksi 2x'in toplamı kaç yapacak arkadaşlar? 7 artı x yapacak. 7 artı x yapacağından dolayı buradan da eksi 3x artı 4x oldu burası. Ee, şuradan şuraya attım. 11, 36 mi yaptı? Evet 36. X'i de buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Bak x yerine 9 yazarız. Olay biter arkadaşlar. X yerine 9 yazdığımızda 9, 9, 18 ise burası da kaç çıktı arkadaşım? 7 çıkar o zaman. Bakın burası 7 çıktı. 7, 25, 7, 24, 25'ten 24. Burası da R, burası da R. 2 r eşittir 24'ten. R'yi de buradan 12 buluruz. Yani senin şuradaki ikiz kenar yamuk olduğunda şuradaki uzunlukların birbirine eşit olmasını bilmene de gerek yok. Bildiğin zaman da aslında aynı yoldan çıkıyor ya. Çok da fazla da uzun sürmüyor aslında. Ee, ben niye orada o özelliği verdiysem şimdi kendi kendime bir şüphe duydum aslında arkadaşlar. Vermeyebilirmişim de yani. Hani şuradaki uzunlukların birbirine eşit olması illa elzem bir durum değil. Ama bazen de yarım, yarıyor mu? Yarıyor. Ben de bazı sorularda da kullanıyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, bilmeseniz de rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşım. Evet böylelikle bu olayı hallettik arkadaşlar. Dik üçgen yardımıyla en önemli yer ÖSYM'nin kesinlikle ama kesinlikle bir soru soracağı yer uzunluktan bir soru soracaksa. Ee, dik üçgen yardımıyla çemberde uzunluk çözmek arkadaşlar. Ee, şimdi sırada kuvvet yardımıyla çemberde uzunluk var. Onu da bir sonraki videoya saklayalım isterseniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.